Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere kullanıp bitirmek istediğim ürünleri göstereceğim. Bu tarz videolar yapan arkadaşlar var. Şu sıralar Project Ten Pen gibi. Project Ten Pen gibi. Yani benimki Project Ten Pen değil çünkü ben alışveriş yapmayı durdurmak istemiyorum. Fakat son zamanlarda işte elf alışverişim olsun ya da işte gidip oradan buradan aldığım alışverişlerle olsun sürekli ürünler birikmeye devam ediyor ve ben bundan hoşlanmıyorum. Yani almayı seviyorum, yeni şeyler denemeyi seviyorum ama bir ürünü aldığımda bir başkasını bir kenara atmayı ve bir daha hiç kullanmamayı sevmiyorum. Ama ne yazık ki bazen yapıyorum. Sonuçta sürekli almaya devam ettiğiniz sürece ürünler ister istemez birikiyor. Biriktirmekte, koleksiyon yapmakta bir sorun yok ama onları kullanmadığım zaman, diğerlerini kenarda eskittiğim zaman da kötü hissediyorum. O yüzden kenarda köşede kalmış bazı ürünlerimi aldım önüme. Dediğim gibi bu bir Project Ten Pen değil. Yani ben bunları bitirmeden başka alışveriş yapmayacağım ya da işte sadece bunları kullanacağım vesaire demiyorum ama aylık olarak bu tarz videolar yapmayı düşünüyorum. Aylık olarak önüme birkaç tane ürün alıp işte böyle makyaj dolabımın kenarlarında kalmış işte uzun zamandır çok kullanmadığım, çok özen göstermediğim ürünleri alıp onları en azından bitirmeyi, oh rahatlamaya ve yenilerine yer açmayı düşünüyorum. Bu cümle çok anlamsız oldu. Üzgünüm. Hemen başlayayım. Onlar bu ürünlerden, göstereceğim ürünlerden bazıları şu an suratımda. Bu arada saçım berbat her zaman gibi. Saçımı yapmaya çalıştım. Beceremedim. Tepeden topladım. Küpelerimi uzun zamandır takmıyordum. Öyle. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Hemen başlayayım. İki tane dudak ürünü var. Bunlardan bir tanesi şu an dudağımda. Bilmiyorum görüntüsünü beğendiniz mi ama Elf'in bu Cherry Tart isimli lip gloss'u. Aslında liquid lipstick diyor bu. Yani sıvı lipstickle, sıvı rujla dudak parlatıcısı arası bir şey gibi. Gördüğünüz gibi oldukça parlak. Bunun yapısını ve kokusunu aslında beğeniyorum. Yapısını demeyeyim. Yapısı biraz ağır ama kokusunu beğeniyorum. Naneli gibi. Hatta biraz daha sıyayım. Buna dair sevmediğim şey azıcık ağır yapılı ve sanki yama yama duruyor gibi. Bazı bir kenarı daha kırmızı, bir kenarı daha az. Mesela şurada biraz daha az kırmızı, şurada daha kırmızı gibi. Sürdüğümde rahat hissetmiyorum ve sürekli dudaklarımın yiyesim geliyor. Ona dair sevmediğim şey bu. Ama rengini beğeniyorum. Bence hoş duruyor. Çok belirgin, çok koyu bir kırmızıya güzel bir alternatif bence. Tekrar aynı rengi alır mıyım bilmiyorum. Ama bunu ben ta Türkiye'deyken almıştım ve gördüğünüz gibi oldukça da kullandım. Normalde şuradan başlıyorum. Buraya kadar olanını kullanmışım. Artık kullanıp bitirmek istiyorum çünkü hem likit bir ürün olduğu için bozulsun istemiyorum. Belki de bozulmuştur bile ama kokusunda ve tadında ve yapısında bir değişme yok. Hem bozulsun istemiyorum hem de para verdim. Gerçi 1 dolar değil 1,5 sterlini almıştım Türkiye'deyken. 1,5 sterlin bile olsa kullanıp bitirmek istiyorum. Bir de bendeki ürün bitirme aşkını biliyorsunuz. Bir de bitirip bunu bitenler videoma koymak istiyorum. O yüzden bunu bitireceğim bu ay. Ay diyorum bugün ayın 13'ü, ayın ortasındayız. Belki bunlar mesela ayın başında, daha doğrusu her ayın başında bir önceki ay için favoriler videosu yapıyorum. Belki her ayın ortasında böyle 15'i, 10 küsürü civarı da bu tarz işte bu ay bitirmeyi hedeflediğim ya da işte önümüzdeki 30 gün içinde bitirmeyi hedeflediğim ürünler tarzı videolar yapabilirim. Yapmayabilirim. Bunu her aylık bir şeye dönüştürmem de alırım elime işte 5-6 tane bitirince gösterim bilmiyorum. Bunları bitirmek istiyorum. Tek bildiğim bu. Bunu bitireceğim. Bir diğer ki ben bununla daha önce ilgili daha önce bir Project Ten Pen yapmıştım. Ve sonradan da başaramamıştım. Bu ürünü o zaman da göstermiştim. Hala bitiremedim. Dünyanın en büyük lip gloss'u ve ben çok sık kullanmıyorum. Çünkü ben bir lip gloss insanı değilim. Ama önümde iki tane de bitirmek istediğim lip gloss var. Bu arada benim Lush Orgasm lip gloss'um vardı. Kayboldu. Neyse. Onu da koyacaktım bu bitirmek istediklerimin arasında fakat bulamadım. Bunun içinde de az kaldı. Tam ne kadar kaldığını bilmiyorum. Bu pastelin bir lip gloss'uydu. Benim bugüne kadar en severek kullandığım lip gloss. Rengini doğal buluyorum. Kokusu, tadı, her şeyiyle çok beğeniyorum. Fakat dediğim gibi ben lip gloss insanı değilim. O yüzden ve bu çok uzun zamandır ben en az 3-4 yıldır bozulmuş demeyin. Bozulmuş olabilir ama demeyin. Kullanıp bitireceğim. Yani. Başka. Belki de tüm bu ürünlerin içinde bitirmesi en zor olacak olan benim için Erase Paste. Ben bu ürünü sevmiyorum. Acaba bunu bitirmedik direkt atsam mı? Çok da fazla bir şey kalmadı içinde ama sevmiyorum. Çünkü böyle pembemsi, turuncumsu garip bir renk bırakıyor suratımda. Bunu biraz daha kullanmayı deneyeceğim.
Beceremezsem atacağım. Bilmiyorum. Medium bendeki rengi. Ufak bu Confessions of a Concealer Holic paletinin içinden çıkmıştım. Ki o paleti çok severek kullanmıştım. Boyun kapatıcıları vesaire. Fakat Iris Face'i sevmiyorum. Ne yapısını ne de rengini. Öyle. Fondöten. İki fondöteni karıştırarak kullanacağım. Çünkü ikisini tek başına kullanamıyorum renginden ötürü. Bir tanesi sevgili Emineciğim'in bana gönderdiği Essence Stay All Day 16 saat Long Lasting Makeup. Şu. Ki bu dolu ağzına kadar. Bir tanesi de McKinn Studio Fix Fluid SPF 15 Charger. Rengi bakar mısınız? NC15 rengi. Bunun rengi de 30 Soft Scent. Fakat bu çok turuncu bir fondöten. Bu da gördüğünüz resmen bembeyaz benim cildim için. Bugün ikisini karıştırdım. Ve yüzümde bu karışım var. Nasıl, ne düşünüyorsunuz rengi hakkında? Çok mu beyaz, çok mu turuncu? Çok mu pembe, çok mu açık, çok mu koyu, ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu ikisini kullanarak, bu bitmek üzere çünkü bunu koyu fondötenlerimin içine koyup karıştırıp azalttım. O yüzden bunu bitirmekle ilgili bir sorunum olmayacak. Çünkü MAC ürünlerimi bitirmek istiyorum. Çünkü back to MAC yapmak istiyorum. Çünkü elimdeki birçok MAC ürünü, birkaç MAC ürünü kullanmıyorum. Böyle bir kenarda duruyorlar. Onları bitireyim de back to MAC yapayım. Güzel bir ruj alayım. Alacağım bir ruj da %99 Hue olacak MAC'ten. Nedense onu çok istiyorum. Bunu bitireceğim. Bir de gene Essence'in Stay All Day. Ne zaman, ne kadar sürede bitirebilirim bilmiyorum. Allah'ım bu arada bendeki, daha önce de söylemiştim bunu. Bu parfüm, bu fondöten sizde varsa bu fondöten aynı. Benim hastası, aşığı olduğum Azaro Twin parfüm gibi kokuyor. Parfüm gibi kokan fondöten mi olur? Yapmışlar. Aynı koku. MAC demişken bir başka MAC ürün. MAC'in Mineralize Skin Finish Natural'ı var bende. Light renginde. Gördüğünüz gibi hayli dibini gördüm. Bunu kullanmayı bırakmıştım. Birincisi aslında güzel bir pudra. Deli, muhteşem, harika bir pudra değil ama güzel bir pudra. Ben Rimmel Stay Matte'imi ve Maybelline Dream Matte'i bundan daha çok seviyorum açıkçası. Ama aslında bunlar değişik fırçalar, pudralar. Maybelline Dream Matte için buna dupe diyenler vardı. Ben katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Maybelline Dream Matte, matte bir pudra, mat bir pudra. Ama bu hani içinde bir ışıltın ya da sedef vesaire yok ama Maybelline Dream Matte kadar matlık da vermiyor. Uzun saatler içinde özellikle bende yağlanma yapıyor. Pudrayı süreli belki yarım saat oldu. Belki en fazla bir saat oldu gördüğünüz gibi. Hafif parlamaya eğilimliyim. Hani şu an parıl parıl değilim ama parlayacağım yani. Maybelline Dream Matte ve Rimmel Stay Matte beni daha uzun süre mat kalmamı sağlıyor benim. Yani demek istediğim yağlı ciltler için çok güzel bir pudra olduğunu düşünmüyorum. Şayet kuru ciltliyseniz ya da normal karma vesaireyseniz hoşunuza gidebilir. Güzel bir pudra. Benim hayatımın pudrası değil. Aynı zamanda rengi gördüğünüz gibi her şey olduğu gibi. Bunda rengi bana çok açık. Işık vuruyor. Bitireceğim. Back to MAC yapacağım. Bir daha almayı düşünmüyorum. Alırsam da light rengini değil medium'ını falan alırım muhtemelen. Peki niye şimdi bunu kullanıp bitirmek istiyorum? Çünkü yaz geliyor. Yaz gelip de çok koyu ciltli olacağım. Ay ben resmen konuşamam. Bir de nefes nefese kaldım. Pardon sizde rahatsız ediyorsam. Yazın cildim koyulaşacağı için hadi dedim yaz iyice gelmeden ben bunu kullanayım bitireyim. Çok da bereketli. Nasıl biter bilmiyorum ama bir süre rimelimi vesaire kullanmayacağım. Bunu kullanıp bitirmeye çalışacağım. Sonra 3 tane Everyday Mineral ürünü var ki bunları bitirmek uzunca bir zaman alacak. Özellikle bunlardan bir tanesi ağzına kadar dolu neredeyse. Ağzına kadar dolu değil ama hallediyor. Ben Everyday Minerals'ı çok seviyorum. Ve Everyday Minerals'ın elimde onlarca fondöteni pudrası, onlarca fondöteni pudrası, allığı vesaire vardı. Yıllar içinde gerek eşe dosta vererek, gerek de kendim kullanarak bitirdim. Ama artık mineral fondöten kullanmıyorum. Gerçi seviyorum da. Hani tekrar bir gün dönebilirim mineral fondöteni bilmiyorum ama neyse bunlar elimde uzun zamandır var ve artık bunları bitirmek istiyorum. Şöyle göstereyim. Light Natural rengi. Semi Matte bu arada yapısı. Her ne kadar şu an hiç belli olmasa da şuralarda falan. Bunu kullanıp bitirmek istiyorum. Dediğim gibi bu ikisini bitirmem çok uzun zaman alabilir. Ama bunları günlük makyajımda ya da işte sadece video çekeceğim zaman falan kullanıp bitirmek istiyorum. Çünkü Everyday Minerals fondötenleri seviyorum. Bir de Everyday Minerals kapatıcı var. Multitasking ki
Az kaldı şurada kadarcık görünüz. Ve ben bu kapatıcıyı çok seviyorum. Çok uzunca bir süre hayatım bu kapatıcı seviyor. Fakat sonra likit kapatıcıya geçtim. Ve şu an likit kapatıcı kullanmaktan memnunum. Fakat bu bebek kenarda bekliyor. Ve kenarda beklemesini istemediğim için bunun ya kapatıcımın üstüne sabitleme pudrası olarak kullanabilirim. Sonuçta pudra yapıda. Bilmiyorum. O şekilde çok ağır bulursam bunu tek başına kapatıcı olarak kullanabilirim. Ama ziyan etmek istemiyorum. Kullanıp bitirmek istiyorum. O yüzden kullanıp bitireceğim. İki tane ürün. Bunlar makyajla alakasız. Bunlardan bir tanesi Body Shop'un Vanilla Body Mist'i. Gördüğünüz gibi içinde bir sürü var. Bir dönem bunu çok seviyordum. Fakat ben bu kokudan sıkıldım. Şimdi kokulunca da güzel geldi aslında. Fakat ben bu kokudan evet biraz sıkıldım. Ama tabii ki aynen yine israf etmek istemediğim için bu sıra çantamda işte mesela ben hep çantamda koku taşıyorum. İşte body mist oluyor genelde. Çünkü plastik yapıda, plastik kutuda ambalajda oldukları için kırılma, bozulma, akma derdi çok olmuyor. Parmaklarımı da çıtlattım. Çantamdakileri çıkarıp bunu koyacağım ki bitireyim bu baby diye. Benim bunu bitirmem en az 2-3 ayımı alır muhtemelen. Çünkü sürekli bunu aslında bilmiyorum belki parfüm olarak da bunu kullanabilirim. İşe giderken, okula giderken çok önemli olmayan günlerde. Bunu kullanıp bitireceğim. Çünkü bayağıdır bende var. 2-2,5 senedir. Çok pardon. Belki 3 senedir. O yüzden de kullanayım da bitsin bozulmadan. Bir başka ürün. Gene bir vanilya kokusu. Sanırım evet. Vanilla Butter with Brown Sugar and Cocoa. Esmer şekerli, kakaolu ve vanilyalı bir vücut nemlendirici. Ben bunu Walgreens'ten 2 dolara almıştım. Kapımızın önüne insanlar geçiyor. Her seferinde postacım diye bakıyorum. Walgreens'ten 2 dolara almıştım ben bunu. Ve şu an gördüğünüz gibi şuralarda yarıda yapısı güzel. Hassası mıyım değilim ama Walgreens'ten ben bunu indirimde almıştım. O yüzden de tahmin ediyorum ki son kullanma tarihi yakın. Kokusunu beğeniyorum. Çıldırmıyorum ama beğeniyorum. Banyodan çıktıktan sonra elime, koluma, ayaklarıma ve bacaklarıma bunu sürüyorum. Ve bunu bitirmek istiyorum. Bir sürü vücut nemlendiricim var. Ve onları öyle kenarda bekletmek istemiyorum. Ama bunu onlardan daha önce almıştım. Bath & Body Works'larım var ve onları bundan daha çok seviyorum. Ama ne olacak, bunu kullanmayacak mıyım diye düşünüp bitirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi yarısında herhalde bir buçuk aya kadar da bu baby'ye veda etmiş olurum. Evet arkadaşlar, bunlar benim bitirmeyi planladığım ürünler. Şayet bu tarz videolar yapıyorsanız ya da videolar yapıyorsanız ve bu tarz videolar yapmak istiyorsanız video response olarak videonun altına bırakabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz yazmak istiyorsanız. Bunlar benim bitirmeyi düşündüğüm ürünler. Bunların her ay yaptığım bir şey olmasını ister misiniz? Yani her ay böyle önüme birkaç tane ürün alıp işte bunları bitirdikten sonra atıyorum işte Make Fondant'ı bitirdim. Ya da işte bu iki tane lip gloss bitirdim. Yine eskilerden olan şu çok yeni aldıklarımdan değil eskilerden kenarlık kıyıda kalmış iki tane daha atıyorum. Dudak ürünü çıkarıp kullanmamı ister misiniz? Onunla ilgili video yapmamı ister misiniz acaba? Konuşamadım bu videoda neden bilmiyorum. Bunu kapatıp şimdi İngilizce videolar yapacağım. Bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım iyisinizdir bu arada videonun sonunda sordum mu sormadım. Videonun başında sordum mu sormadım mı bilmiyorum. Ay biri beni öldürsün kapatıyorum. Bu işkenceye son veriyorum. Sizi seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Balsınız kaymaksınız her zamanki gibi. Bir başka videoda görüşene kadar. Hoşçakalın.